Merhabalar, ben Neslihan Aydınoğlu. Şu anda sizi görmüyorum. Daha önce böyle bir sahneye de çıkmadım. Buradan kimse görünmüyormuş. Evet, merhabalar. Ben Neslihan Aydınoğlu. HKFS'in kurucu ortaklarından biriyim. Şafak'ta şimdi olacak. Bundan sonraki aslında bu, evet. Daha çok beni buradan tanıyorsunuz, aslında beni tanımıyorsunuz. Muhtemelen oyunumuzu biliyorsunuz. Kelimelik oyunun yapımcılarından biri olma sebebiyle bugün bu kırmızı noktada yer alıyorum. Aslında kelimelik birçok yaşanmışlığın ardından çıkmış bir ürün. Onun için ben sizi hikayenin en başına götürmek istiyorum. Ama zorlanıyorum. Ben 97 yılında Hacettepe İstatistik Bölümüne neredeyse rastgele girdim diyebilirim. O sene yaşadığım bazı talihsiz sağlık problemleri sebebiyle üniversite sınavına çok odaklanamadım ama üniversiteye de girmek zorunda olduğum bir sene geçirdim. İş böyle olunca işte Hacettepe İstatistik Bölümünü kazandım ama aslında senenin başında mimarlıkta hedefim. Yine hiç bilmediğim başka bir meslek. Ben böyle işte ODTÜ mimarlıkta okumayı yani çok hevesliydim. Sonra işte yani hani bizim zamanımızda biraz işler böyleydi. O zaman meslekler hakkında en ufacık bir fikrimiz yoktu. Ne olacağımızı bilmiyorduk. Bir bölümü sadece işte aldığımız puanı en iyi şekilde değerlendirmek, puan boşa gitmesin deyip işte en iyi yere girmeye çalışıyorduk. Ama o bölümün çıktıktan sonra bize uygun olup olmayacağını bilemezdik. Neyse işte benim elimde bir referansım vardı, matematiğe olan sevgim. Ve ben bu sevgiyle istatistiği yazdım. Bir rehberlik hocası bana böyle bir şey söylemişti. Yazdım, girdim. İlk sene, yine geldim. İlk sene sevgili eşim, aynı zamanda iş ortağım Deniz'le tanıştım. Deniz o zaman bile bir bilgisayar kurduydu. Ortaokuldan beri program yazan, her türlü programlamayla ilgilenen, işte bilgisayarla ilgilenen, hayatta ne olacağını çok önceden çözmüş, aramızdaki şanslılardan biriydi. Ben henüz o zamana kadar bilgisayarla tanışmamıştım. Ne olduğu hakkında bir bilgim yoktu. İşte bilirsiniz o zamanlarda kafayı bir şeye taktığınız zaman çevrenizdeki her insan onunla ilgilensin istersiniz. Daha doğrusu herkese bunu anlatmaya çalışırsınız. İşte benim o zaman aklımda bir proje vardı. Bir insan çiziminin matematiksel denklemlerle ifade edilmesi ve farklı parametreler vererek farklı insanların çiziminin yapıldığı bir düşünce pratiğim vardı. Böyle bir kafamda proje vardı. Ben Deniz'e bunları anlatırken Deniz de bana bilgisayar programlamayı öğretiyordu. Daha doğrusu pardon, bilgisayar öğretiyordu. Sıkıcı şeyler. Arkadaşlar 80-86 laboratuvarı, yani henüz Windows cihaz bile görmemişim. İşte yani şöyle söyleyeyim, internete komut satırından girdiğiniz AltaVista zamanları muhtemelen çok azınız duymuştur. İşte o zamanlar Deniz bana işte bir bilgisayar programı yapıyor. Benim çok sevdiğim sayı tahmin oyunu var. Artık onu ne kadar darladıysam demiş hani onu ben programlayayım. Ve o programı yazıyor. Bana bir gün karşılaştığı mantıksal bir problemi kod üzerinden anlatmaya başladı. İlk defa bir kod görüyorum. Çok ilginç, çok zevkli. Böyle çok heyecanlandım çünkü o projeyi ben aslında böyle yapabilirim dedim. Yani böyle hayata geçirebilirim bu işte bu çizim için düşündüğüm şeyi. Deniz'e heyecanla bana bunu öğret dedim. Ve benim işte bu 25 yıllık hikayem o noktada o heyecanın peşinde başladı. Sonra işte bölümlerimize başladık. Hazırlık benim genel olarak böyle geçti. Bölümlerimize başladık. Bölümlerimizde işte istatistik dersleri ve programlamayı birlikte götürmeye çalışıyorum şimdi. Ama benim tabii bunu bilerek seçmedim. İstatistikte çok temel, en temel bilgisayar programlama dersleri ve algoritma dersleri vardı. Benim için hani bilinmedik bir bilgiydi bu. Ben bütün bilgisayar derslerini aldım bu arada. Ama ne yazık ki hiçbirinden yeni bir şey öğrenemedim. Çünkü aslında
çok temel şeyler gösteriliyordu ve ben aslında o dersleri aldığımda çoktan bunları öğrenmiş oluyordum. Tabii bu arada ben hani epey bir kendimi geliştirmek için kütüphanelerde, laboratuvarlarda sürekli proje geliştiriyoruz. Yani hani bu hobi ama böyle biraz ciddi bir hobi halindeydi benim için. Sonrasında işte hatta bazı derslerin hocaları bana gelirdi ve yani benim almadığım derslerin, istatistik derslerinin içerisinde olan bilgisayar programlarını bana yazdırıyorlardı. Ya görünen o ki aslında ben bölümden aldığım derslerle hani dışarıda mühendis seviyesinde bir iş yapabilmem mümkün olmayacaktı. Onun için çok daha fazla çalışmam gerekiyordu. İşte ben o zaman, ya o dönemlerde işte bilgisayar mühendisliğininle ortak olan derslerimizi orada almaya çalışıyordum. Ya da işte ilgimi çeken dersler için hocaların kapılarını arşınlıyordum ama çok azı gerçekten bana olumlu bir şekilde dönüş yapabiliyordu. Son seneye geldik. Son sene ben bilgisayar mühendisliğinden çok sevdiğim, en sevdiğim alan olan bilgisayar grafiğinin dersini alıyorum. Senenin sonlarına doğru sektörün önde gelen firmalarından bir tanesine kurucusu bilgisayar mühendislerine bir oturum gerçekleştirecekti. Hocamız beni de davet etti. Ben de tabii ki bütün hevesimle gittim. Bize bir form dağıttılar. Ne o formda ne yazıldığını, ne sorulduğunu, ne de o hevesli Neslihan'ın ne doldurduğunu hatırlamıyorum. Ancak ertesi gün konuşmacının kendisi beni bizzat telefonla aradı. Büyük olay. Nasıl heyecanlıyım, nasıl inanamıyorum düşünebilirsiniz. Yani ben doğrulattım hani gerçekten mi hani şeklinde. İşte yazdıklarımdan çok etkilendiğini, benim gibi öğrencilerle çalışmak istediklerini ve görüşme talebini belirtti. Tabii ki ben görüşmeye uçarak gittim. Nasıl yani olabiliyor muydu böyle bir şey? Çok mutlu olmuştum. Tahmin edebilirsiniz. Yani sene sonunda artık mezun olacağız. Gittim, görüşüyorum, çok konuşuyorum. Anlatacak çok şeyim var çünkü çok hayallerim var. Beni bile aşıyor hayallerim kendimce. Görüşme gayet iyi gidiyor. İşte onlar da projeden bahsediyorlar. Derken görüşmenin sonuna doğru benim aldığım derslerle ilgili bazı sorular sorulmaya başladı. Fark ettim ki beni bilgisayar mühendisliği öğrencisi sanıyorlar. Dedim ağız da alışkanlığıyla, yalnız hocam dedim, ben dedim istatistik bölümü öğrencisiyim dedim. Orada görüşme sona erdirildi kibar bir şekilde ve yani hayatta başarılar dilenip yollandım. Oradaki tek istatistik öğrencisiydim ve o görüşmeye yani çağrılan ilk kişiydim. Ama bu şekilde sonuçlanmıştı. Tabii ki yani tahmin edersiniz o yaştaki bir çocuk olarak hani oldukça kötü etkilenmiştim bundan. Ama biliyordum yani bir şeylerin zor olacağını. Bu zaten bana bir sürpriz gibi olmuştu. Hani sonrasında işte hani bu kadar kolay olması zaten benim için biraz fazla iyimserdi. Neyse mezun olduk. Hatta ben mezun olmadan iş buldum. Mutluyum çünkü yazılım yapıyorum. Artık tam zamanlı yazılım yapıyorum. İşte istatistik dersleri bitti. Yani şöyle diyordum Deniz'e, eşime. Deniz, yazılım yapıyorum, üstüne bana para veriyorlar diyordum. Yani o kadar mutluyum. Hani çok istediğim bir iş. Hani bununla para kazanabileceğimi düşünmüyorum. Yani hani artık tam zamanlı olarak bu işi yapabiliyorum. Neyse ama bu şirketler daha çok otomasyon yazılımları, veri tabanı programlama gibi işler yapılıyor buralarda. Benim o zamana kadar kendimi geliştirdiğim ve daha çok önüne çıkan şeyim ise aslında oyun programlama, görsel yazılımlar, işte üç boyutlu yazılımlar. Tabii Türkiye'de oyun sektöründen henüz bahsetmek mümkün değil. Çok gittik. Oyun sektöründen henüz bahsetmek mümkün değil. Yani benim en yakın çalışabileceğim alanlarda simülasyon alanındaki görsel yazılımlar. Ben işte Havelsan'da o zamanlar CN235 Güney Kore simülatör projesi, Türkiye'nin ilk simülatör ihracat projesi duyuruldu. Başvurdum, görüşmeye çağrıldım.
Ama bu sefer görüşmeye çok daha hazırlıklı gittim. İşte sadece sözlerimle değil, artık projelerimi de gösterdiğim bir görüşmenin sonunda bana da güvenen insanlar sayesinde ilk simülatör tecrübeme orada girdim. Havelsan 2003. Benim için çok gurur verici bir şeydi. Çok mutluydum. Açıkçası 10 yıl geçirdim orada. Yurt dışında eğitimler aldığım, alanında kendimi çok geliştirdiğim çok güzel bir tecrübeydi benim için. Ama bende değişmeyen bir şey vardı bu süreçte. Oyun programlamaya olan hevesim. Bizim Deniz'le her zaman aktif bir projemiz olurdu. Ne kadar işimiz olursa olsun, kendimizi üzerinde çalıştığımız bir projemiz evde hep olurdu. Ben 2006 yılında Güney Kore'de çalışıyordum bir süre. Bu işte simülatör projesi için. Deniz'le uzağız. İşte internetten görüşüyoruz. Aslında şöyle bir online oyunumuz olsa kendimizin, işte oynasak ne güzel olur falan fikrinden Çiz Bakalım isimli proje çıkıyor. Sene 2006 arkadaşlar. Şöyle düşünün, henüz sosyal medyanın icat edilmediği bir dönemde Çiz Bakalım tamamen kulaktan kulağa yayılarak hatırı sayılır bir kitleye ulaştı. Böyle 500-600 online'lar görüyoruz. Evde geliştirdiğimiz bu proje çok keyifli bizim için. Ve şunu, ya orada şöyle söyleyeyim, bir de sosyalleşenler var. İşte orada tanışanlar, evlenenler, bizi düğüne çağıranlar. Çok değişik bir tecrübeydi bizim için. Yani oyuncular oyunu sahiplendi. Ve biz orada şunu tecrübe ettik. İnsanların sahiplendiği bir şey yaptığınızda neler olabileceğini, yani samimi bir şey yaptığınızda neler olabileceğini biz o zaman gördük. Öyle bir tecrübeydi. Sonrasında teknoloji gelişiyor. Apple ilk iPhone'u ve de App Store'u tanıtıyor. App Store bireysel geliştiriciler için çok güzel bir yayın platformu sunuyor. Yani bizim gibi evinde proje geliştiren insanların bu projeleri dünyaya açabilme fikri çok heyecan vericiydi. Açıkçası, teşekkürler, çok heyecan vericiydi. Ve biz de hemen bir şeyler yapmak istedik ama o zaman mobilde, yani mobil uygulama geliştirmek çok yeni bir kavramdı. Henüz yeterli kaynak ve araç, geliştirme aracı yoktu. Hatta şöyle söyleyeyim, App Store'da uygulama geliştirici olmak için Amerika'ya fax çekiyordunuz. Öyle bir zaman yani. Öyle düşünün. İşte neyse biz yine de uğraştık. İşlerimizden arta kalan zamanlarda bir şeyler denemeye başladık. Bu sefer denemelerimizi mobilde gerçekleştiriyoruz. Komik Replikler isimli bir uygulama çıkardık. Komik bir uygulamaydı. Deneme yapmak istiyorduk. Neler yapabileceğiz bir görmek istiyorduk. Yayınlandık ertesi günü. En çok indirilenler listesinde bir numara oldu. Bizim için acayip heyecan verici bir şeydi. İnsanlara ulaşabildiğimizi gördük. Yani yayınladığımız bir şeyle. Yani store'un aslında iyi bir şeyi nasıl öne çıkardığını gördük. Sonra ardından birkaç oyun denedik. Onlarda da insanlara ulaşabiliyoruz. Aynı başarıyı onlar da elde etti. Ve dedik ki yani hani bir şeyler oluyor burada. Görünür olabiliyoruz, insanlara ulaşabiliyoruz. Peki biz başka ne yapabiliriz? Bizim online oyun tecrübemiz var. Bütün Türk oyun şirketlerinin yaptığı gibi biz de bir okey yaptık. Deneyelim dedik. Neler olabilecek dedik. Ve çok yeni bir bilgi bizim için. Okey, mobil reklamlardan para kazanmaya başladı. Bu bizim için yeni bir bilgiydi. Yani çünkü online oyun, mobil reklamla bir iş modeli kurabileceğimizi fark ettik. Bu bizim için yeni bir bilgi ve bunun üzerinde düşünmeye başladık. Başka işte 101-51 gibi türevler de çıkarttık ama tabii şöyle bir durum vardı. Görüyorduk ki artık alan daralıyordu. İşte MyNet'ler büyük firmalar giriyor. Biz iki mühendis, memur çocukları, yani bizim bir reklam harcaması yapabileceğimiz, kendimizi tanıtabileceğimiz bir bütçemiz yok. Bizim tamamen farklı bir şeyle çıkmamız çok elzemdi. Bu süreçte ben son şirketimde çalışıyorum. Aynı anda 3 proje götürüyorum. Bir oradayım, bir burada şeklinde sürekli site'larda çalışıyorum. Akşamlara gelip işte kendi işimizle uğraşıyoruz ve bu işler o zaman çıkıyor.
yani bir an önce bir şey çıkartmalıydık. Çünkü o zaman hani ilk olmak çok önemliydi. Hani bu arada kelimelik fikri doğdu. Türkiye'de Türkçe bir Scrabble yapalım. Dünyada seviliyor. Çok mantıklı dedik. Ama bunu bir an önce yapmamız lazım. Yani saflar biraz sıklaşıyor. Yani kendimizi göstermemiz lazım bir an önce. Dedik ki biz burada bir ışık gördük. Biz bunun arkasından gidelim, deneyelim. Bakalım ne olacak. Tabii mobil reklam üzerine para kazanan oyun şirketi kurma fikri çevredekiler için çok saçma görünüyordu. 10 yıllık simülasyon sektörü geçmişini bir yana bırakacaksın. İşte hatta istifa ettim, işte ayrılıyorum. Son gün bir arkadaşım bana geldi. Emin misin? Bak, kocan tıklıyor olmasın reklamlara dedi. Gerçekten bu konuşma yaşandı. O kadar bilinmiyordu yani bu kavramlar. Neyse, ben kocamın tıklamadığına emin olarak çıktım. İstifa ettim. Ona güvendim en azından. Tıklamıyordur herhalde. Zaten Google engeller yani öyle olsa. Sonra işte kendi işimizi kurduk. Evet, belki saçma görünüyordu ama bunu çok istiyorduk. Çok zamanlardır bu hayalimizdi. Ben şunu öğrendim hayatım boyunca. İnsan gerçekten hayatında yaptıklarından değil, yapmadıklarından pişman oluyor. Ve bunu denemek o zaman bizim için çok elzemdi. Ofisimizi kurduk. Ayrıntıya girmeyeceğim ama komik bir yerdeydi. Bir işte şeyde, ufak bir yerde ötücü ve sigortacı falan vardı şeyimiz. Herkes bizim ne yaptığımızı merak ediyordu. Hatta bize faks çekmeye falan geliyorlardı. İşte fotokopi şey, bizi bilgisayarcı falan sanıyorlardı. Ama biz hiç renk vermiyorduk. Neyse, kurduk ofisimizi, çalışıyoruz. Kelimelik, yoğun bir çalışma dönemi sonunda. 2013 yılında, Ocak ayında, gerçekten yoğun bir çalışma sonunda çıktı. Çıktığı ilk günden beri bizim bu kadarını da beklemediğimiz çok başarı imza attı. Bizi çok mutlu eden bir proje oldu. Tabii bu sırada biz online oyun yönetmenin getirebileceği tüm zorlukları yaşadık. İşte sabahın körüne kadar çalışmalar, sabah 5'te sunucu güncellemeleri ya da işte artık artan kitleye yanıt vermeyen sistemleri tamamen yeniden baştan yazmak, her türlü şekilde karşılaşabileceğimiz şeyleri gördük. Hatta bir güncellememizde o kadar katastrofik bir hata olmuştu ki bize binlerce mail geliyordu. Bu sırada hem maillere cevap veriyorduk Deniz'le, yani iki kişiydik ve hem de işte sorunu çözmeye çalışıyorduk. Böyle zamanlar geçirdik. Tabii kelimelik de büyüdü, biz de büyüdük ve 10,5 yılda devirdi. 22 milyon insana ulaştı. Böyle karşılaştığımız insanların oynadıklarını duymak hala bizi mutlu ediyor. Mesela işte kafede, restoranda falan insanlar önümüzde kelimelik oynuyor falan. Deniz'le birbirimize gösterip seviniyoruz böyle. Böyle. Şimdi ben niye bu kadar baştan anlattım da sizi bu kadar sıktım? Şöyle ki, bir alanda başarılı olmak için illaki o alanın diplomasına sahip olmanız gerekmiyor. Siz bir şey istiyorsanız kimse sizi tutamaz. Kimse sizin öğrenmenize engel olamaz. Hele bugünlerde yani bir şey öğrenmek o kadar hani o kadar çok kaynak var ki biz kütüphanelerde çok zaman geçirdik. Olmayan kitapları çok bekledik. İşte ama şunu baştan kabul etmelisiniz. Eğer kendinizi kendi kendinize geliştiriyorsanız bunun için herkesten çok fazla çalışmanız gerekiyor. Ve bunun bir kısa yolu yok. Acı bir yol. Onu baştan söyleyeyim. Ama yani herkes bir şey yapmak istediğini söyler. Herkes bir şeyi ne kadar istediğini söyler ama gerçekten çok azı yapmak istediği şey için gereken çabayı gösterir. Çünkü bu konfor alanından çıkmak demektir. Ve ben gerçek başarının ancak bu şekilde elde edilebileceğini düşünüyorum. Şimdi, ay çok gittik. Şimdi şaşırtıcı gelebilir ama size ben halen kendimi asıl yapmam gereken projeyi yapmış gibi hissetmiyorum. Son 5 yıldır sulu boya resim yapmaya çalışıyorum. Ve kendimi bu konuda geliştiriyorum. Şimdilerde sulu boya resimlerimle geliştirdiğim dijital bir oyun yapıyorum.
Çok deneysel bir iş. Ve şu anda hedefim yurt dışı. Neler olabilecek görmek istiyorum. Çok heyecan verici bir proje benim için. Ve artık bitiriyorum. Bize bu oturumda şu soruldu. Kadın teknolojide ürün mü yoksa üretici mi olacak şeklinde. Ben kadının her alanda üretici olduğunu düşünüyorum. Ve teknolojiyi bundan ayrı tutmuyorum. Çevresindeki tüm negatif seslere kulaklarını kapatıp, kadının yapısı onu bunu yapmaya müsait değildir diyen tüm seslere kulak kapatıp üreten, ürettikleriyle hayatta var olan her kadının bunun en açık kanıtı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler.